Saatlerimiz 10.20'yi gösteriyor. Portföy yönetimi başlıyor. Piyasalar açıldı. Sıcağı sıcağına hemen rakamlara bakalım. Yeni haftaya içeride piyasalar biraz daha pozitif başladı. Amerika borsaları bugün tatil. Vadelilerde ise yeşil bir tablo var karşımızda. Avrupa'da ise karışık seyirler. Hemen BIST 100 gelsin ve BIST 100'le başlayalım. Yeni güne ve saatlerimiz 10.20'yi gösterdiğinde 2058 puan seviyesinde BIST 100 endeksi ve yaklaşık olarak seansın başlamasından bu yana da pozitif seyrini sürdürüyor. %1.26 yükseliş var. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 2030 puanın biraz üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Hemen istatistikler tarafına baktığımızda özellikle BIST 100 tarafında haftalık bazda daha çok yükselişler satış yönünde ve aylık bazda ise BIST 100 pozitifte. %1.46'lık bir yükseliş var Şubat ayı itibariyle. Şubat ayının genelde karışık seyrine rağmen BIST 100'ün özellikle 2000 puanın üzerinde durma çabası devam ediyor. Hep dikkat çektiğimiz 2005 seviyesi önemli bir destek noktası olmayı sürdürürken Cuma günü de yine bu seviyelere ve 2004 puana kadar gerileyip buradan tepki giren bir BIST 100 profili vardı. Gelişmeler nelerdi artık hepimiz biliyoruz. Rusya, Ukrayna, Amerika arasındaki gerilim, jeopolitik riskler, herhangi bir sıcak temasın olabilme ihtimali, provokasyonlar, bu konuyla ilgili gelen açıklamalar. Aslında olay daha çok sosyal medya üzerinden, haber trafiği üzerinden devam ediyor. Kremlin'den önemli açıklamalar vardı. Bununla birlikte Biden, Putin arasında bir görüşmenin yüz yüze gerçekleşmesi yönündeki atılan adımlar biraz iyimserliği yeniden geriye getirdi. Özellikle risk göstergesi olarak kabul ettiğimiz VIX endeksi, bununla birlikte Palladium'da ise aşağı yönlü hareketler piyasaların bugün daha biraz daha böyle iyimser, ılımlı olacağını gösteriyor. Temkinli iyimserlik var, bilanço dönemi devam ediyor. Bununla birlikte haber akışının ön planda olacağı yeni haftanın bu ilk işlem gününde borsa tarafında bakalım BIST 100'e hangi endeksler destek veriyor? Hemen bankacılığa bir göz atalım çünkü bankacılık endeksi de geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1762 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 1776 puandayız. 0.78'lik bir yükseliş var ve seans başından bu yana alıcılı seyrini sürdüren bir BIST bankacılık profili de görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın istatistiklerine baktığımızda haftalık bazda bankacılık endeksi %1.56 değer kaybetmiş. Aylık bazda ise %0.15'lik değer kazanımı söz konusu olmuş. Genel anlamda endeksin seyrine baktığımızda 8-13-21 günlük bant içerisinde hareketlerin olduğunu görüyoruz ve bu teknik hareketlerde özellikle destek noktaların biraz daha güçlendirildiği direnç noktası olarak 2035 ve üzerindeki seviyelere açtığını 2060'a kadar yükseldiğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmayan bir profil gördük BIST 100 tarafında. Burada hiç kuşkusuz bankalarda o beklenen performansın daha gecikmeli olması ve istenildiği noktada da bankacılık endeksinin BIST 100'e yeterince destek verememesiydi. Cuma günkü yükselişte 1763 puana kadar yükselmişti bankacılık endeksi. Şu anda bunun üzerindeki seyriyle son derece olumlu. 1780-1800 bandı hedef değerlerimiz olmaya devam ediyor. Bu bant aralığı içerisinde özellikle 1780 seviyesinin ve üzerinde bir kapanış olursa hem yeni haftaya iyi başlarız hem de gelişmelere karşı biraz daha dirençli bir borsa profili görebiliriz. Bununla birlikte sanayi tarafına da hemen bir göz atalım. Sanayi tarafında da 3554 puandan kapanış gerçekleşti Cuma günü itibariyle ve 0.76 değer kazanımı vardı. Ve bu anlamda baktığımızda an itibariyle 3591 puan seviyesini görüyoruz ki yine en büyük desteğin BIST 100'e sanayi tarafında geldiğini söylemek mümkün. %1.06 yükseliş var ve bununla birlikte tabii bilançolar, çeşitli sektörlerin ön plana çıkması gibi birçok gelişmeler var. Neydi daha önce bu seviyelere getiren? Demir çelik sektörü, beyaz eşya ve otomotiv sektörüydü. Şimdi ise biraz daha hareketlenen GEO'lar, çimento sektöründeki hareketlilikler, seramik sektöründeki hareketliliklerin sanayi tarafındaki üretime destek olduğunu görüyoruz. Bu hafta hem içeride hem dışarıda PMI verileri ve güven endeksleri ön planda olacak ve bununla birlikte Amerika tarafında Fed başkanlarının açıklamaları, Biden'dan ve Putin'den gelebilecek açıklamalar gündemde piyasaların seyri açısından önemli yer tutacak. Bu arada
Ukrayna geriliminin arka planında kalan, aslında belki de onun da önüne geçebilecek devam eden görüşmeler kiminle? Rus şeyle, İran'la Amerika arasında. Konu ne? Nükleer konu ve nükleer anlaşmada mutlu sona yaklaşıldığına dair İran'ın bizzat kendisi tarafından yapılan açıklamalar oldukça önemli. Peki bu bize olumlu yansıyabilir mi ya da farklı sektörlere olumlu yansıyabilir mi? Birçok analist arkadaşımla bu konuda istişareler yaptığımda, evet, buradaki anlaşmalar ve gelişmeler başta petrol ve petrol türevi olan hisselerde pozitif yansımalar yaratabilir. Bununla birlikte İran'la bağlantılar, Amerika-İran arasındaki gerilimin azalıp anlaşmaya ve daha iyi günlere doğru evrilmesi gibi hususlar, tabii ki kimya sektöründe, petrol sektöründe ve gübre sektöründe hareketlilik beraberinde getirebilir beklentiler, paralelinde işbirlikleri ve ortak bu şirketlerin o ülkelerle çalışmaları gibi. Bu bağlamda baktığımızda hemen karşımıza endekslerin tamamına bir göz atalım. Bugün endeksi en çok desteğin hangi sektörden geldiğini görmek için biz spor görüyoruz. Evet, derbi maçlarının ön planda olduğu, yine spor hisselerinin Borsa İstanbul'a büyük destek verdiğini görüyoruz. Onu hemen biz sanayi tarafındaki yükselişler izliyor. Biz turizmde ise satış baskısının artarak devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde de en çok değer kaybeden turizm sektörü olmuştu. Bununla birlikte teknoloji hisselerinde desteğini görürken bankacılıktaki yükselişin biraz daha bunların gerisinde kaldığını belirtelim. Bununla birlikte hemen diğer sektörlere de bakalım. Biz kimya, biraz önce de kimyadan bahsetmiştik. Bir %1.01'lik artış var. Geçtiğimiz haftanın en çok destek veren sektörü bilişimde 0.50'lik değer kayıplarını görüyoruz. Gıda tarafında ise 0.39'luk bir yükseliş var. Bu arada Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri başladı. Oradaki ikili görüşmeler ülkelerle çeşitli konularda anlaşmalar imzalayacak. İlk etap Kongo'ydu ve burada da 7 anlaşmanın imzalandığını görüyoruz. Özellikle bu gezinin ana temasında gıda tarafındaki ihracatçı şirketlerin işbirlikleri konusunun temelde olması. Dolayısıyla gıda sektörüne ilişkin de buradan gelecek olan haberler, ihracat tarafını destekleyebilecek haberler de yine takibimizde olacak. Bununla birlikte sigortacılık sektöründe primlerin özellikle hesaplamalarının ön planda olduğunu görüyoruz. Kimya sektörü var ve biz madencilik tarafında yine 0.30'luk bir değer artışını görüyoruz. Geçtiğimiz haftada madencilik tarafı, özellikle altın ve altın türevi olanlarda yukarı yönlü hareketlerle biz size destek verdiğini gördük. Ons'taki gerileme ile birlikte biz madencilik tarafında da kısa süreli realizasyonlar görmemiz mümkün diyelim. Hemen bankalara da bakalım, yönetmenimizden rica edelim. Biz bankalarda hangiler biraz daha ön planda? Hemen bakıyoruz, bayrağı taşıyan Yapı Kredi Bankası %1.24 yükselişte. Onu Akbank %1.01 yükselişte takip ediyor ve sıralamada 3. sırada İş Bankası C'ye görüyoruz. Zaten bu bankalar bilanço performansıyla gerek çeyreksel bazda gerekse 2021'in tamamında ilk 4'te yer alan bankalardı. Garanti Bankası'nda ise, ki endekse en çok katkıyı veren, betası en yüksek olan Garanti Bankası, onun biraz daha hafif alıcılı olduğunu söyleyelim. İkinci etaptaki kalkınma bankalarının da olduğu bölüme geçelim, yönetmenimizden rica edelim. Orada da bakıyoruz, Kalkınma Bankası, TSKB, Şekerbank ve ICBC'de karışık seyirler olmasına rağmen alıcıda, Albaraka'da ise %0.57'lik bir realizasyon görüyoruz. Geçtiğimiz haftada yine genel haftanın genelinde satıcılı bir görünüm vardı. Bu arada hemen unutmadan ekleyelim, geçtiğimiz hafta sukuk ihracı vardı ve burada gelen taleplerin de beklentilerin çok üzerinde olduğunu, başarılı bir sukuk ihracının olduğunu belirtelim bu anlamda. Evet, şimdi de özellikle Ocak ayında teşvik alan ve Borsa İstanbul'da da işlem gören şirketlere yönelik hazırlamış olduğumuz bir tablo var. Onu sizlerle paylaşalım. Hangi şirketler var? Tabii ki bunların borsadaki performansı açısından da bu takibimizde olan bir veri. Ocak'ta teşvik alan BIST 100 firmalarında birinci sırada Akın Tekstil'i görüyoruz. 5.5 milyon TL. İkinci sırada Aselsan 74.4 milyon TL. Bossa 34.9 milyon TL. Korsa 8.2 milyon TL. Yine Korsa 99.5 milyon TL.
MLP Sağlık 2 tane var. 45,6 milyon TL ile 32,1 milyon TL. Bunlar Ocak ayında teşvik belgesi, yani yatırım teşvik belgesi alan, borsada işlem gören şirketler. Hareketlilikler de elbette takibimizde olacak. Bununla birlikte bilanço dönemi dedik. Bilanço dönemiyle birlikte özellikle bilanço açıklayacak olan şirketlerde sıralama nasıl, ona da bir göz atalım hep birlikte. 21 Şubat itibariyle bilanço açıklayacak olan şirketlerde o tablomuzda geldi. Coca-Cola içecek ve Çimsa'yı görüyoruz. 22 Şubat'ta Aselsan, 23 Şubat'ta Anadolu Efes, 24 Şubat'ta Sabancı Holding ve Tekfen Holding. Bu hisseler zaten endeksin bu seviyelerini korumasında ve bu seviyelere çıkışında önemli rol oynayan hisselerdi. Özellikle Coca-Cola'nın performansı, bununla birlikte Anadolu Efes'in zaman zaman performansları ve Tekfen Holding'deki hareketlilik de Sabancı'nın hisse alım programıyla birlikte endekse verdiği destekleri de unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu hisselerde ki hareketlilikler de yine bu hafta boyunca bilançolar gelene kadar takibimizde olacak. Hemen şirket haberlerine de bir göz atalım. Öne çıkan şirket haberleri sıralamasında birinci sırada Anadolu Sigorta var. Sigortacılık sektöründe aylık bazda prim ödemeleri ve prim toplamlarını mutlaka paylaşıyoruz. Ocak ayında Anadolu Sigorta prim üretiminde %64 artış sağlamış ve 1.46 milyar TL'ye yükselmiş. Bunun bilgisini verelim Anadolu Sigorta'da. Ve Enerjisa, yine bilançosu gelmişti Enerjisa'nın ve bilançosuyla birlikte 2022 yılı beklentilerini de yukarı doğru revize etmişti. Bunlardan da biraz bahsedelim. Faaliyet gelirini minimum %30 büyüme şeklinde açıkladı. Net kârda minimum 2 milyon TL olarak açıkladı. Enerjisa'ya baktığımızda 14.51'lerde görüyoruz. Yönetmenimden rica edelim, son 6 aylık performansını bizlere getirebilirse özellikle Enerjisa hisselerinde ciddi yukarı yönlü enerji sektöründeki hareketlilikle birlikte yukarı yönlü hareketleri de görmüştük ve bu bağlamda baktığımızda hissede özellikle gerek fonlar için gerekse traderlar için son derece güzel fırsatların yaratıldığını görmek mümkün. Hissede 15 kısa vadeli hedef, yukarıda ise daha öncesinde test etmek için 15'in üstüne çıkmıştı ama 16-16.50'de orta vadeli hedef değer olarak gözüküyor. Bir sıradaki haberimiz Emlak Konut'tan. Emlak Konut'ta da İstanbul Şişli Teşvikiye'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımının yüklenici ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 705.5 milyon TL'den 995.2 milyon TL'ye yükseltildiği açıklanmış. Geçtiğimiz hafta da hareketliydi. Yeni haftaya da pozitif başlıyor Emlak Konut. Biz de haber akışının takipçisi olacağız. Bir diğer haberimiz ise burada baktığımızda Reysaç'ta, Kuagranit'te yine borsanın hani yeni demeyelim ama geçtiğimiz yılın halka arz olan şirketlerinden bir tanesiydi. Kuagranit'te 4 yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırım kapsamında ilk fırının ateşlendiği ve 2 hafta içerisinde tam faaliyete başlayacağı açıklaması var. Geçtiğimiz haftalarda özellikle burada kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili haber akışımızda olmuştu. Şimdi de yeni bir fırının devreye gireceği haberi var. Son derece olumlu ve önemli. %2.54'lük bir yükseliş görüyoruz hisse performansında. Daha önce yaklaşık kabaca 13.50'leri test etmişti hisse. Bu seviyeleri yeniden görebilme ihtimali var mı? Haber akışına, pozitif haber akışına bağlı olarak bu mümkün. Bir diğer haberimiz Reysaç GYO'dan. Burada Kocaeli Kartepe'de 36.333 metrekarelik arsa üzerinde 5.850 metrekarelik ilk deponun 5.680 metrekarelik kısmının 5 yıllığına kiraya verildiği ve 5 yıllık kiradan 22,5 milyon lira gelir elde edileceği açıklaması var. GYO'lar geçtiğimiz haftalarda hareketliydi. Bu da Yurtsalon'daki değerlemelerden kaynaklıydı. Ve dolayısıyla haber pozitif ama haberin öncesinde ufak bir fiyatlamasını görmüşüz. Ve dolayısıyla kısa bir realizasyon var. Ama zaman zaman gündemimizde olmaya devam edecek.
Sıradaki haberimiz ise Türk Telekom'dan. Türk Telekom'da Fitch'in değerlendirmesi var. Fitch özellikle şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu B artıya revize etmiş. Not görünümünü teyit ediyor. Yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit ediyor aynen ve not görünümünü negatife revize ettiğini belirtiyor. Bir aşağı yönlü revize görüyoruz Türk Telekom'da. Ancak hissenin 0.77'lik bir değer artışı var ve hissede 10 lira eşiğine kadar yükseliş yerini hafif satışa bırakmış gözüküyor. Türk Telekom'la ilgili varlık fonunda devri ve bu konuyla ilgili Levent yapılandırma içerisindeki hisselerin devri için kredi noktasında haber akışları gündemimize gelmişti. Henüz sonuçlanan bir adım gözükmüyor. Gerçekleşmeler oldukça biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Tamam. Bu arada çok kısa konuğumuz Skype hattında beklerken yönetmenimizden rica edelim. Halka arzlar vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu halka arzlardan Hun Enerji bugün işleme başladığını bilgisini sizlerle paylaşalım. Invesco'nun da satışını borsada satış yöntemiyle 22-23 Şubat'ta işlemlerin gerçekleşeceğini belirtelim. Ve koleksiyonun da şirket paylarının halka arz kapsamında taleplerin 24-25 Şubat'ta toplanacağı bilgisini de verelim. Ve hemen sevgili Eda Karadağ'a dönelim. Gündemdeki gelişmeleri onunla birlikte değerlendirmek üzere Skype attığımızda Gedik Yatırım'dan sevgili Eda Karadağ var. Gedik Yatırım, yatırım danışmanı. Eda'cığım hoş geldin. Merhabalar Belgin Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta değerlendirmelerimiz yarım kalmıştı canlı yayın girince. Bugün biraz daha uzun uzun seninle konuşmak istiyorum. Çünkü senin özellikle değerlendirmelerine önem verdiğimi belirtmeliyim. Bir analist olarak aynı bakış açısına sahibiz. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta endekse baktığımızda Eda aylık bazda %1.46 yükselmişiz. Harika bilançolar gelmiş. Hep bunu konuşuyoruz. Bilançolar geliyor, bilançolar fiyatlanmıyor. Yazık oluyor bu bilançolara noktasında hepimiz bir analist olarak üzülüyoruz. Gerçekten hani fiyatlama olarak yansıdığını görmüyoruz. Hedefler var. Hedefler yukarı doğru revize. Endekse bakıyoruz. Bir patinaj durumu var. 8-13-21 günlük bant içerisinde gidip geliyor. 2000'in altına sarkarsa hemen üstüne atıyor ama açığa satışlar da biraz dengeyi bozuyor gibi. Bu hafta bugün dahil olmak üzere bizi nasıl bir yol haritası izliyor Eda ve yatırımcı olarak hangi noktalar rehberlerimiz ya da çekincelerimiz olmalı sence? Evet, ifade ettiğiniz gibi aslında ana resimde 2000 puan üzerinde duruyoruz ama yine de bu yükseliş pek fazla da güven vermiyor. Aslında biraz da yatırımcıları tedirgin ettiğini de gözlemliyorum. Dolayısıyla o izlediğimiz 2050-2065 bandının üzerinde çok güçlü kapanışlar gerçekleştiremiyoruz. Yani an itibariyle 2050 puan üzerindeyiz ama bakalım bugünü bu seviyenin üzerinde bir kapanış da mı gerçekleştireceğiz? İlk etapta bunu takip ediyor olacağız. Şimdi teknik kısma geçmeden önce kısa bir temelden bahsetmek istiyorum Belgin Hanım. Çünkü geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Rusya ve Ukrayna tarafını yakından takip edeceğiz. Yani aslında son günlerde piyasaların seyri tamamen bu iki ülkeden çıkacak açıklamalara bağlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta da biraz daha küresel anlamda iştah zayıftı, dışarıda satışlar vardı. Biz yine pozitif ayrışmayı başardık zaman zaman ve en azından satışları 2000 puana kadar da karşılayabilmiştik. Şimdi bu hafta da yine gündem aynı. Hatta diplomasi trafiği de oldukça yoğun. Yani Rus Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı'nın bu hafta içerisinde bir görüşme yapması bekleniyor. Bu biraz daha iyimserlik katıyor. Diğer tarafta Biden Putin'le görüşürüm dedi ama eğer Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse diye de bir şart koydu. Dolayısıyla piyasaların gündeminde bu konu yer almakta ve bu da bundan sonraki günlerde de aslında piyasaların seyrini oldukça belirleyecek. Yani iki senaryo var. Tansiyon artarsa Borsa İstanbul'da da o ifade ettiğim 2050-2065 direnç bölgesinin üzerine güçlenmekte zorlanmasına neden olacaktır. Tansiyon diner, yapıcı açıklamalar gelirse en azından Borsa İstanbul'da da zaten belirttiğim dirençlerin üzerine daha rahat bir seyir görebiliriz. Biraz yani tamamen bu konuya bağlı olacağını düşünüyorum.
düşünüyorum. Diğer taraftan dediğiniz gibi bilançolar geliyor, güzel kârlar açıklanıyor ama son günlerde jeopolitik riskler daha baskın kaldığı için pek fazla bunu fiyatlamalar üzerinde hissedemiyoruz. Biraz daha geri planda kalmış gibiler. Bu hafta yine biz bilançoları takip etmeye devam ediyor olacağız. Hacim tarafında aslında hala istenilen desteği alamıyoruz. O yüzden hacimde ben hala zayıf tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Yani biraz daha güçlü bir hacmimiz olsa belki daha kolay bir şekilde direnç noktalarını kırar ve bir üst dirençlerimiz 2100-2150 bandına doğru hareketini daha da rahat gerçekleştirebilir diyebilirim. Dolayısıyla bu hacim tarafı da biraz daha sıkıntı olacaktır. Yani bu hafta ne kadar destek alırız bilmiyorum. Çünkü piyasada bu kadar risk konuşulurken yatırımcılar haklı olarak tedirgin olabiliyor ve bu da tabii ki zaman zaman olası satışlarda onlar da aynı yöne doğru bir pozisyon açarak piyasadaki satışların daha da derinleşmesine yol açabiliyorlar. Yani kısacası yani şöyle toparlayacak olursam teknik olarak 2000 puan üzerinde kaldıkça en azından temkinli duruş devam eder diye düşünürüm ama 2000 puanın altına doğru bir sarkma görünümü bozar, dengeleri değiştirebilir ve satışlar da hızlanabilir. O zaman da zaten destekleri 1985-1965 olarak kademeli bir şekilde izleyebiliriz. Yukarıda da az önce de ifade ettiğim gibi 2050-2065 bandı kısa vadede izlenmesi gereken bir direnç noktamız. Bu direnç noktasının üzerinde kapanışların devamı durumunda 2100-2150 bandı karşımıza çıkacaktır. Ama 2100-2150'ye doğru bir yolculuk için temel anlamda da destek almamız yani piyasalarda risk iştahının toparlanması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi bu haftanın geneline baktığımızda seninle teknik seviyelerde hemfikiriz. Bu haftanın geneline baktığımızda daha çok yurt dışında PMI'lar, kapasite kullanım oranları, içeride de aynı şekilde ve güven endekslerini takip ediyor olacağız. Bununla birlikte yine FED başkanlarından gelecek açıklamalar var ama borsada işlem görüp de yurt dışındaki bazı endekslere giren ve bu endekslerden çıkan hisselerimiz de olacak. Bunların haber akışı da biraz daha hisse performanslarını ön plana çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evet, bilanço dönemindeyiz. Gelecek olan bilançolar var, teşvik alan borsa şirketleri var ve borsanın kendi içinde son dönemde milyonerleri de var ve burada baktığımız zaman onlar hisse senetlerinden hala vazgeçmeyen belli yaş gruplarında ait olan da borsa yatırımcıları var. Şimdi son dönemde bu gözle baktığımızda böyle kritik dönemler dahil olmak üzere yatırımcıya özellikle maliyetleri yukarıda kalmış olan endekste şu anda biz belli bir bant aralığında ne diyoruz? 2060 bandı, 2000'in altı biraz risktir. Bu noktada yatırımcı yeni maliyet oluşturmak için ne yapmalı? Oluşturmalı mı? İlk sorun bu olsun. Oluşturmalı mı? 100 bin liralık portföyü şu anda ekside. Yaptığı her hareket pozitif de olsa genel overall değerine baktığımızda hala aşağıda ve bu onun moralini bozduğunu düşünelim böyle bir senaryoda. Neler önerirsiniz? Hangi ışıklar, hangi seçenekler olur karşısında? Şimdi yeni pozisyonlanmalar için ben biraz daha temkinli yaklaşılması görüşündeyim. Yani özellikle ifade ettiğiniz gibi 2000-2060 aralığında giden bir endeks var karşımızda ve bu aralıkta hareketini sürdürdükçe zaten yeni bir strateji belirlemek biraz daha zor olacaktır yatırımcılar için. Dolayısıyla şöyle bir strateji uygulanabilir ilk etapta. Eğer ki belirttiğimiz o dirençler yani o 2060'ların üzerine kırılması ve saatlik kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda evet belki hisse senedi tarafında biraz daha pozisyonlar arttırılabilir. İkinci bir senaryoda hala bir düşüş ihtimali de olduğunu göz önünde bulundurursak ki orada da bizim referans noktamız 2000 puanlardan geçiyor. 2000 puanlara kadar olası satışların karşılanması yeni pozisyonlar açısından değerlendirilebilir veya 2000 puanın altına da sarkarsa evet piyasada biraz bir panik havası olacak ama asıl 2000 puanın altına doğru hareketinde desteklerden gelecek tepki alımları da bence biraz daha uygun noktalar olarak değerlendirilebilir düşüncesindeyim. Yani piyasayı çok yakından takip etmeliler. Şu anda net bir yönden ne yazık ki bahsedemiyoruz. Çünkü işin içerisinde jeopolitik riskler var ve bir açıklama, bir tepki bütün senaryoları değiştirebilir. Dolayısıyla sadece teknik analizle de hareket etmeleri pek sağlıklı kalmayacaktır. Bu nedenle hem temel tarafı göz önünde bulundurup hem de tekniklerde verilecek o hareketler, tepkiler biraz daha stratejilerini belirlemeleri açısından daha sağlıklı olacağı görüşündeyim.
Şimdi yaklaşık 3 dakikamız, 3,5 dakikamız var Eda. Bir model portföy oluşturursak böyle bir dönemde veya bir portföy oluşturursak diyelim ki 100 bin lira var. Yine örneğimiz bu olsun. Ne kadarı hisse, ne kadarı diğer alternatiflerde değerlendirmek daha doğru olur? Finansal okurluk anlamında bir strateji belirleyecek olursak. Şimdi özellikle enflasyonda bir yükselişten bahsediyoruz. Yani enflasyonist endişelerin olduğu bu ortamda yatırımcılarından çok korunma amacı olarak zaten hisse senetlerine, emtialara yöneldiğini biliyoruz. Dolayısıyla portföylerde bunlar mutlaka yer almalı. Yani hisse senedi tarafı. Hani ağırlıkları tabii ki biraz yatırımcının profiline göre değişiklik gösterebilir düşüncesindeyim. Riski seven yatırımcılar daha fazla portföylerinde hisse senedi barındırabilirler ama biraz daha riskten uzak olan yatırımcılar hani daha böyle temettü odaklı, daha uzun vadeli, daha az bir ağırlıkta hisse senedi sepeti oluşturabilirler diye düşünüyorum. Diğer tarafta tabii emtialar var. Evet belki emtialardaki bu yükseliş kısa vadede devam edebilir. Orta ve uzun vadede çok garantisi yok ama yine de her zaman bir güvenli liman olarak yatırımcıların kaçtığı bir nokta olması sebebiyle bence portföylerde biraz daha emtiaların da yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber döviz için biraz çekimserim. Dövizde çünkü yeni bir hareket yok. Dolayısıyla dövizle de ilgili yeni mevduat ürünleri var. Biraz yatırımcılar onları şu anda deneyerek deneme yanılma yoluyla aslında bir yol kat etmeye çalışıyorlar. Hani bu süreçte de pek dövize yönelik hani portföylerde belki yer almak istemeyebilir diye düşünmekteyim. Diğer tarafta aslında yatırım fonları var. Çok fazla ilgi alanımda olmasa bile bence yatırım fonları da yine yatırımcılar açısından değerlendirilmesi gereken enstrümanlar arasında yer alıyor. Yani şimdilik benim aklıma gelenler bu şekilde ama hisse senedi için de şunu eklemek istiyorum. Evet bir hisse senedi yani portföylerinde hisse senedi yer alsın diyoruz ama burada da bir çalıştıkları aracı kurumların analiz raporlarını çok iyi okumaları gerekiyor şirket seçimleri için. Çünkü yanlış şirket seçimi de pek bir işe yaramıyor böyle dönemlerde. Ama biraz daha şirket seçimlerinde titizlikle çalışılırsa güzel seçimler en azından portföyde de daha az zararlı bir yol kat edilmesini sağlayabilir. Evet, güzel bir noktaya değindim. Bu arada tabii bir portföy içerisinde yatırımcı pek o tarafa bakmıyor ama bankaların özellikle karlılıklarını olumlu etkileyen TÜFE endeksli devlet tahvillerindeki almış oldukları pozisyonlarda yatırımcı açısından da bu enstrümanların da var olduğunu ve devlet iş borçlanma senetleri başlığında buna da erişim yapabileceklerini de belirtmek lazım. En azından portföyü çeşitlendirmek anlamında. Sevgili Eda, çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir hafta diliyorum sana ve ekip arkadaşlarına. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, emtia tarafının da ağırlık vermek gerekiyor portföylerde de ama orada birazcık riskteki azalışla beraber geri çekilme hareketi görüyoruz. Riskteki azalış neydi? Amerika ile özellikle İran arasındaki nükleer görüşmelerin biraz daha pozitif evrilmesi ve Rusya-Ukrayna tarafında ise bir müzakere sürecinin her şeye rağmen olabileceğine dair inanç. Bunun petroldeki yansımasına bakacak olursak Brent petrolde bir geri çekilme hareketi ve 93-80 dolarlar seviyesinden an itibariyle 90,93 dolarlara geri çekilme. Bunun aşağısı biraz zor diyorlar. Enerji fiyatlarında yükseliş eğilimi var diyorlar ama Brent petrol tarafında özellikle yükselişte İran konusunda pozitif açıklamaların gelmesiyle birlikte 90 doların altına sarkma olabilme ihtimalini de yine aklımızda bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte ONS tarafını da yönetmenimizden rica edelim son olarak. ONS tarafında da özellikle 1900 doların üzerinde kalıcı olabilmesi için biraz daha korkuların tetiklenmesi gerekiyor. Bu hiç istediğimiz bir nokta değil. Ancak 1908 puana kadar yükselen ONS'da kısa süreli bir realizasyon ve geri çekilme hareketinde de 1880'ler ve altında yeni pozisyon için fırsatların olabilme ihtimali de değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Evet, bir portföy yönetiminin daha sonuna geldik ve yarın saatleriniz tam 10.20'yi gösterdiğinde biz burada olacağız. Bugün için biz bizeyiz, Amerika tatilde, vadeliler açık diyelim ve yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.